Selamünaleyküm herkese. Yeni bir haftadan. Bugün günlerden pazartesi. Yüklemeye geliyorum. Bir yere gidiyorum daha doğrusu. Bir yerde yükleyeceğim. Sonra bir yerde de indirmem lazım. Cuma günü araba dolu geldi. Pomalı indirmem lazım. Bir tane yükümü cumadan yüklemiştim. Biraz karışık oldu ama. Sonra anlatırım o mevzuyu. Arabanın içinde başka bir yük varken başka bir yük yükledik. Ama komple yük yoktu yani. Yarımdı. Parsiyel yük. Şuranın hamburgercisi güzeldir. Burası Leonding'e işte. Linz'e giden bir yol. Sol taraf Leonding'e gidiyor. Düz giderseniz Linz'e otobana doğru gidiyorsunuz. Ben 5'te kalktım. Saat 5.56. 6'da plastik boruların olduğu yere gidiyorum işte. Tam 6'da orada olmam lazım. Orada yükleme yapacağım. Bu yüklediğim yük saat 3'e kadar Almanya'da inmesi lazım. Ulm'ün az yukarısında. Neyse bunları kafa kamerasında konuşuruz. Siz zaten böyle seviyorsunuz. O zaman böyle giderken konuşuruz. Ama haftaya başladık yani. Bugün pazartesi. Önümüzde uzun güzel bir tur var. Dediğim gibi artık haftada bir video paylaşıyorum. Ve siz bu videoda dolu dolu her şeyi göreceksiniz. Bütün hafta neler yaptığımı. Zaten dün garajda başlamıştık. Bugün Almanya'ya doğru yola çıkacağız. Yük yetiştirmemiz lazım. Zamanlı olması lazım. Yani biraz hafif de stres, hafif değil bayağı bir stresim var. Çünkü bunu yükleyeceğim. Başka bir yerde Kremsmünster'da yük indireceğim. Ondan sonra hemen yola çıkmam lazım. Aslında bir yük daha var. Onu da alabilir miyim bilmiyorum. Biraz uğraştıracak. Yani gün ve gün bütün her şeyi göreceksiniz. Tüm detaylarıyla. Tırdan konuşacağız. İşlerden konuşacağız. Neler yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Gelecekteki planlarımız neler? Var mı bir planımız? Falan filan. Her şeyi detaylandıracağız. Ben nerelerde yatıyorum, nerelerde yemek yiyorum, nerelerde çalışıyorum, nerelere yük indiriyorum. Almanya'nın neresindeyiz? Sizin sormuş olduğunuz soruları cevaplandıracağız. Böyle videoların altında yorumlar yapıyorsunuz. Ben birkaç kere söylemiştim. O soruları alacağız. Yani böyle dolu dolu bir video izleyeceksiniz. Bugün. Bakın şuraya gidiyorum. Şu Poloplast yazıyor ya. Oraya gidiyorum. Oradan bir tane yük alacağım. Pek almıyorum ama böyle bir denk geldi yani. Sol tarafında itfaiye mi var? Rosenbauer itfaiye. Şu Rosenbauer. Sadece itfaiye değil de yani her şey var. İtfaiye böyle büyük araçlar, değişik değişik araçlar var. Bir kere şuradan malı yüklemiştim şu evden. Ama tırın sadece giriş yeri var. Çıkışı yok. Dönüş yolunuz da yok. Burası da 6'da açıyor. 2 dakikam var. Bakın öyle bir zamanlı geldim ki. 58. Arabanın şeyi de 58. Tam 58. 2 dakika sonra açılıyor. BF'yi bakın burada bir kurs var. BF'yi kursu. Almanca kursları falan oluyor. Burası neciymiş bilmiyorum. Poloplast burası. Şu anda tır yok. Açık mı? Şranke açık değil. Birazdan açılır. Biz önüne doğru yaklaşalım. 80. İlk tır biz olalım ki hemen malı yükleyelim arkaya. Evet dostlarım. Burada bir kayıt yaptıracağız. Şuraya park edeceğiz tırımızı. Burada bir kayıt yaptıracağız. 4 metrelik bir yük yüklenecek. Parsiyel. Şu gördüğünüz yerden. Tam görebiliyor musun? Bakın daha yeni geliyorlar. Tam zamanında buraya geldik. Kaçmış? 59. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Ben bir ineyim hemen. Halledeyim şu işimi. Şimdi dostlar. İçeriye kayıt oldum. Dedi ki P2 orada bekle, şeyciyi çağıracağım dedi, forkliftçiyi. Şimdi içeri giriyorum, yerlerde P1, P2, P3, P4 diye tırların park edebileceği alanlar var. P2'ya dur dedi. P2 burası. Ben şimdi burada duruyorum. Ondan sonra beni çağıracaklar. Biraz da geri gidelim. Belki burada yükleme yaparsa bilemem. Evet. Burada durduk, bekliyoruz. Şimdi yükü yükleyecekler. Ondan sonra arabayı bir kapatalım. Onların gelmesi bir çeyrek geçeyim. Ben de o arada eşyalarımı yerleştireyim. Hatta neler aldım. Yanıma bu turda neler yiyeceğim onları sizle paylaşayım.
Geçen burada biraz aç kalmıştım. Makarna falan, sıcak suda makarna açtım. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Burada lambalarım var. Geçen turdan lambalarımı da unutmuştum. Evet. Cüzdanımızı, çeklerimiz oluyor böyle, yedek kulaklığım falan var. Hatta bunu şöyle koyalım. Dostlar, böyle hem aydınlık oluyor hem daha net görürsünüz. Şeylerim var. Üzümüm var. İçeceklerim var. Soda olmazsa olmaz ya. Soda var ya. Soda, su. Olmazsa olmaz yolda. Balığım var. Orada kalabilir. Bu yumurtam. Yumurtamı dolaba koyayım. Burada cacık beklerim var. Poğaçam beklerim de orada. Suyum var. Bir tane arkadaş Almanya'dan sormuş. Demiş ki büyük şişe su yasak. Ben ceza yedim. Görüşü engelliyormuş dedi. Öyle bir soru sormuş. Bu arada yorumlardan da dedim ya gideceğiz diye. Vallahi bilmiyorum, hani benim başıma öyle bir şey gelmedi. Böyle bir şey de ilk defa duydum. Büyük su içmek tırda şeyi engeller mi? Görüşü. Ve polis buna ceza keser mi? Biraz değişik bir konu. Bilgisi olan varsa Almanya'da bunu tecrübe etmiş başka bir arkadaş varsa bizi izleyen. Vallahi yorum yaparsa sevinirim. Ben de merak ettim. Ama benim başıma hiç öyle bir şey gelmedi. Yani böyle su içerken görmedi galiba. En azından öyle bir şey hatırlamıyorum mesleki hayatımda. Genelde susadığım zaman çıkartıp içiyorum yani. Hani o an polis mi var ya da başka bir şey mi? Öyle bir şey yazdı, bilmiyorum. Anlayamadım yani. Böyle bir şey var mı? Olabilir bu aralar. Gerçekten ihtimal verdim yani. Olabilir böyle bir. Yaşanıyor çünkü böyle. Tıra çok fazla bir şey asamazsın. Tırda terlik mi giydin? Sürerken mesela bazen polis seni durduruyor. Kapıyı açıyor, hemen bakıyor. Achtung Kontrolle diye bir kanal var orada mesela. Şey yapıyorlar. Bakıyorlar. Niye terlik? Terlikle mi giydin? Çıplak ayakla mı sürüyorsun? Ayağında ayakkabı mı var? Bunlara bile çok karışıyorlar yani. Ama şoförün tabii bilinçli olması lazım. Bunlara biraz hazır cevap verebilmesi lazım ki polis o an tatmin olsun. En azından bir şey demesin yani. Durumlar böyle. Bekliyoruz işte. Saat 6. Şurada halledelim. Poğaçamız var işte sabah. Böyle güzel pratik oluyor. Biliyor musunuz? Aç karnımız. Sabah erken başlıyoruz. Burada bir şey hazırlayamayız. Öyle bir imkanımız yani, böyle iyi oluyor. 3'e kadar malı yetişti. İnşallah hemen yük. Bir saat hesapladım. Evet dostlar, yükleri indirdim. Burada indirdim yükü. Böyle değişik bir yer. Evlerin arasında küçük bir işletme. Hemen döndüm. Malı indirdim. Şimdi rotamız Almanya. Almanya'ya gelince konuşuruz. Şimdi bugün neler yapacağız? Zamanımız nasıl geçecek? Onlardan sizlere bahsedeceğim. Yani 2 gün birlikteyiz. Allah'ın izniyle. Görüşürüz. Dostlar, dostlar, dostlar. İşte böyle ekipman kötü olunca ayakkabılarım hep ıslanmıştı ya. Çadırı görüyor musunuz? Sağlam oldu. Almanya otobanında biri beni uyardı, korna morna çaldı da. Korna çaldılar bana. Dedi ki bak dedi, arkadan dedi şey açık, çadırın üstü açılmış dedi. Ben de tamam dedim, bir durdum, bir 5-10 kilometre devam ettim. Ondan sonra durdum. Şimdi 3'te malı yetiştirmem lazım. Saat 12.25. Benim yaklaşık 2 saatlik bir yolum var. Dostlarım. 2 saatlik yolum var. 14.11'de orada duracağım. Zaten pauze yaptım. 2 saat 20 dakika bir sürüş sürem var. Bugün bir tane malı yüklediğim sabah o plastikleri bugün 3'e kadar Almanya'da su işlerini indirmem gerekiyor. Bugün onları indirdikten sonra arabada bir tane de coil var. O coil'i de cuma günü yüklemiştim. Onu da coil'i
şey yapacağım. Yarın sabah indireceğim. Allah nasip ederse. Öyle. Başka da bir yüküm yok. Sonra yüklemeleri yapıp Avusturya'ya geri döneceğim yarın. Zaten yeterince saatim var. Bugün erken başladım. Erken başlamanın önemi böyle oluyor işte. Erken başladığın zaman sabah, yarın sabah 6'da istediğim saatte kalkabileceğim. Erken başlayıp erken bitirmekte her zaman fayda var ki şoförler hemen yola çıkıyorlar. İşlerini hallediyorlar. Sonra sabah da işlerine başlıyorlar. İşte böyle durumlar. Almanya'ya Ulm'e doğru gidiyorum. İlk balımı Ulm'de. Ulm'ün üstünde indireceğim. Ondan sonra bir 100-120 kilometre yolum var. Coil indireceğim yere. Orayı da bilmiyorum neresiydi ya. Algaya mıydı neresi? Nagold. Vagon. Vagona gideceğiz. Nagold. Kısa tur yapıyorum bu hafta. Nagold'un orada kalma yeri de var. Orada güzelce bir yatarım. Erkenden işim biter. Yani 5 gibi, 5.30 gibi işim biter. Bayağı vaktim kalacak. Bayağı vaktim kalacak. Şimdilik böyle. Avusturya'da çok yağmur vardı. Avusturya zaten yağış olan bir yer ama burada bir şey yok. Yağış durumu söz konusu değil. Bir yandan da iyi oluyor. Ayakkabılarım hepsi ıslanmış. Şimdi bir şeyler atıştıracağım. Henüz tam bir şey yiyemedim. Öyle zamanımı geçireceğim. Yoldayken tekrar görüşürüz gelişmelerle. Dostlarım Almanya'dayım. İlk balı indireceğim şimdi. Otomandan hemen çıktım. Burası güzel bir yerdeymiş. Bu ara Ingang diyor. Bakın şuraya malı indireceğim. Kimse de yok zaten. Beklemeyeceğim ama burada indirip ondan sonra yoluma devam ederim. Şuradan hemen dönüşümüzü alalım. Bunlar şimdi öğlen tatilini de çıkarlar büyük ihtimalle ya. Yo. Saat 2 olmuş. Varane Ingang diyor burası. Biz boru getirdik ama. Borular arkada olur ya. Ben burada bir kayıt olayım. Görüşürüz. Geldim yani Almanya'dayım. Saatte bak kaç olmuş? Göstereyim. 14.14 görüyor musunuz? İşte yani işinin başında olduğu zaman böyle aksamıyor ya. Rahatça gidip geliyorsun. Problem yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar. Burada kapıyı açtırdım. İçeride Türk bir arkadaş çalışıyormuş. Ben bu arada yüklerin hepsini indirdim. Tamam mı? Anlatacağım şimdi size. Yüklerin hepsini indirdim. Yarın buradan yükleyeceğim. Saat olmuş akşam 7-8 mi ne? Yani burada normalde kapısı kapalıydı. Türk arkadaş kapıyı açtı bana. Dedim ki ya bari burada kalacak yer yok. Bari burada durayım. Sabah hemen yüklerim. Bakın arabayı boşalttım. Araba fulldü. Dedi içeride birkaç kişi vardı onları yapmaz dedi. Ben de dedim. Kendimiz yaparız. Bari burada duralım sabah indiririz. Kapıyı açtırdım. Genelde bir numaradan yüklüyorum ben burada. Şimdi içeriye girelim. Bu akşam burada yatacağız. İşimiz burada sona eriyor. Hayırlısı diyelim. Kapakları da açtık. Genelde bire şey yapıyor. Gece yağmur yağarsa yapacak bir şey yok. Zaman kazanmış oldum biliyor musunuz? Çok zaman kazandım. Bugün yükleri indirdim. Erken başlamanın ne demişler? Faydaları mı diyorlar? Ha, böyle rampaya yanaşırım. Burada güzelce takılırım. Tamam. Geldik erkenden bitirdik. Şimdi kartı çekeceğim. Sabah zaten 9 saat pauz yapmama gerekiyor. Burası 8'de açıyor. Tam 11 saat çalıştım. 7'de de işim bitti aslında. Tam 15 saat çalışmadım. 14. Ama çok az. Yani bir 10 dakika falan var. Fazla bir saatim yok. Sabah 5'te başladım. 5'i 15 geçeyim. Ne öyle bir şey. Ne için sordun? Vallahi yüklese çok iyi olur. Otobanda yatardım ya. Yarın da 3 tane yükleme yapacağım. Sağ olsun ya. Yapabilirse yani çok memnun olurum. Sağ ol. Allah razı olsun. Eyvallah. Ben geleyim mi? Yardım da ederim ben. Tamam. Arkayı düzenleyeyim mi? Yardım ederim istiyorsan ya. Arkada böyle bir şeyler, paletler var ama gerçi. Tamam. Sağ olasın ya. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Buraya da yüklüyorum.
Vay be. Ait olduğumuz. Valla Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diyorlar ya. Çok şey ya. Kartı bir daha takacağız, kusura bakma. Kart kardeş. Bir 20 dakika daha kullanalım. En azından işim bitti. Evet dostlar, yükledik. Adamlar sağ olsunlar yardımcı oldular. Genç arkadaşlar vardı iki tane. Türkmüş onlar. Onlarla hallettik. Yükledik paletlerimizi. Saat oldu 8.30. Birazdan dinlenmen lazım diyor. Az bir yolum kaldı. Gittiğim yere kadar hemen gideceğim. Ondan sonra bugünkü işim bitecek. Bakalım, inşallah orada da kalma yeri vardır. Şehrin tam merkezinde bir yer değildir diye umuyorum. Yola çıktık. Yarın iki tane yükleme yapacağım. Birisi bu gittiğim yer olacak. Onun haricinde bir tane daha yükleyip yola çıkacağım. Vakit kaybı olmamış oldu. Bugün güzel işler başardım. Hem coil'i indirdim. Yarın sabah inecektik coil. Ondan sonra buraya kadar gelecektim. Vallahi çok bayağı bir zaman kazandım. Hatta yarın belki malların bir kısmını bile indirebilirim yani. Vaktim kalırsa bu malların bir kısmını bile indirebilirim. Seyirlikmiş ama yavaşlayalım. Bu Almanya'da cezalar çok fazla, biliyor musunuz? 300 metre sonra düz gidin. Düz gidin diyor. Tırlar sağdan diyor ama. Neyse, artık bakacağız. Ben oraya doğru yol alıyorum. Durumlar böyle. Akşamda bir yemek memek yaparız. Yemek faslı. Güzel geçer yani arkadaşlar. Bakalım menüde neler var. Bakalım. Görüşürüz. Valla buraya geldim ama burada da bir köprü var. Jennifer, senin için bu köprü geçemeyeceğim. Desem de inanma, geçerim. Sağlam bir köprüye benziyor. Arabada zaten doludur. Repabat, Baden. Dampfen. De burada nereden yükleyeceğiz, nasıl yükleyeceğiz? Buradan tırın dönmeye şeyi yok, bir şeysi yok. Nasıl iş bu, ben anlamadım ki. Buradan geri mi şey yapsaydık acaba? Ya da başka bir yer var mı? Valla burası herhalde. Biraz garip bir yer ama ben buraya geriden şöyle dönebilir miyim ya? Döneyim mi? Dönerim diye düşünüyorum ya. De burası bizi taşır mı? Biraz garipsedim burayı ya şu an. Şansımız deneyelim mi? Olmadı geri bir daha çıkarız. Ne yapalım? Ya da yolu kesip geri gireriz. Benim fikrim dönmesi lazım. Ama buradan geçmek mesela. Yıkılıyor mu? Tır girmez dememiş ama tır da girecek gibi durmuyor ya. Tır girecek gibi durmuyor abi buraya. Ben buradan hiçbir şey anlamadım. Buraya geri girmemiz lazım bir kere de. Biraz daha düzlü geleyim. Ama oradan bu sefer neyse, dönün dostlar. Şimdi ben onun bir icabına bakacağım. Her yerde de arabalar var. Ben anlamadım bu işten ya. Mesele o.
işi bitirdik. Kartı çıkartalım. Yani burası da inşallah burada bir kamp aracı var. Bakalım. Yarın burası kalabalık olur ya. Ustalar bugünümüz böyle işte. Burada şimdi dinleneceğiz, biraz yemek falan yapacağız. Araba galerisi varmış. Araba falan satıyorlar galiba. Araba parçacısı da var orada. Şuraya kayıt yaptıracağım yarın. Atü bu araba parçacısı. Bilirsiniz. Bu akşam burada yatacağız. Efsaneyle bu akşam burada yatacağız. Bugün bayağı iş bitirdim ya. Yarın iki yükleme yapıp Avusturya'ya geri döneceğim. O da tabii güzel olmuş olacak benim için. Ya Dorse'de şöyle bir sıkıntı var. Şu tam geçmiyor yuvasına ya. Bunu çeviremiyorum alttan. Biliyor musunuz? Bunu şoför arkadaş kırdı. El atmadığı bir şey yok sağ olsun. Bunu böyle çevirip burada şeyi var, yeri var. Şuraya normalde giriyor. Buradan açarken de pay bırakmış oluyorsunuz. Bunu sarıyorsunuz biraz. Döndürmüş oluyorsunuz yani. Döndürürken sarılmış oluyor bu biraz içeri. Buradan bir malı indirdiğinizde buraya esnetip açıyorsunuz. Şimdi böyle ben bunu zorlasam da bu çıkmaz yerinden. Orayı genişletiyorum. Buradan esnek olmadığı için buradan çekiyorum falan filan. Böyle uzun hikaye. Oluyor ya, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Her şeye de iyi tarafından bakıyoruz ya. Yoksa nasıl olurdu yani, kim bilir. Evet, ben bir yemek faslına geçeyim. Biraz dinleneyim, bir yarım saat. Ondan sonra geçelim. Şehir içindeyiz. Yemekle görüşürüz. Dostlarım, dostlarım, akşam sofrasını kurduk. Kuru fasulye, pilav, cacık, kola, bir tane ekmeğin arasına şey yaptık, pesto, yeşil pesto sos, baharatlarımız. Mikrodalgam vardı, onu da ısıttım. Benim şeyim var, prizim de var, onu da ısıtabiliyorum. Cacığım da var. Yarın burada yükleme yapacağım. Yüklemenin birini yaptık, birini burada yapacağız. Ondan sonra bir yere gideceğim, yükleyeceğim, işim bitmiş olacak. Avusturya'ya döneceğim. Belki öğlen saatlerinde dönerim diye umut ediyorum. Bugün bayağı iş bitirdim. Yoruldum, yorucu bir gündü. Bugün lambalarımı beyaz yaptım. Hep sarı yapıyordum bu lambaları. Şimdi beyaz yaptım. Girdiğim yeri zaten gördünüz, orada yatıyorum. Vallahi günüm böyle geçiyor işte, ne yapayım. Yoruldum ama değdi. İşlerim erken bitti. Yarın da güzelce Avusturya'ya döneceğim. Pardon, bir önceki hafta tırda yatmıştım. Dönüşte, Avusturya dönüşünde, ama bu sefer yarın eve dönebileceğim. Ondan sonra şoför mü gidecek, ben mi tura gideceğim bilmiyorum. O ben giderim diyordu. Artık bakarım yani, ne diyorsa. Gelecek mi tura, gelmeyecek mi, ona göre artık kendisi bilir. Dolabı da burada çıkartınca durdu mu ne oldu, ayakla basmayın diyor ama yapacak bir şey yok ya. Ayakla işte. Ekmekleri de böyle yanıma koydum. Bugün bir tane ekmek aldım arkadaşlar. Ama içi neyli ben bilmiyorum. Sarımsak soslu mu neyli, anlam veremedim, yiyemedim içinde bir şey vardır diye. Ben de böyle bu konuda biraz ayar oluyorum. Ha, sabah aldım bunları. 2,5 euro mu 3 euro mu ne verdim şunlara. Hazır böyle bir araba duruyor yolun ortasında. Ana cadde üzerinde. Seyyar fırın. Seyyar fırın yani. Buraya durdum. Girebildim. İnşallah yükleme buradandır. Başka bir yerdense sıkıntı olur. Saat 7'de açacaklarmış. Saat 11 falan tahminimce yani. Umarım hızlıca yüklerler. Ben de diğer adrese giderim. Ve burada yüklerler. Öyle be dostlar. Turda şey yapıyorduk. Eskiden tura gidiyorduk. İnsan böyle kendi kullanınca da biraz farklı oluyor ya. Olmuyor değil. Mesela bugün başımdan geçen birkaç olayı anlatayım sizlere. Bu yükleri nasıl indirdim? İki tane bakın, bir tane dedim ya, coil vardı arabada. Avusturya'dan çıkarken. Bir tane sonradan yüklediğimiz plastikler vardı. Konu şu, plastiklerin bugün inmesi gerekiyordu. Bugün hiç oyalanmadan gittim. Plastikçinin yanına. Plastikleri sordum, dedim ki indireceğim. Bu mal normalde dedi bugün inmiyor, yarın iniyor dedi. Yani işin içinde böyle şeyler olabiliyor. Adamlar şey yapıyorlar. Yani yükü salı günü istedik diyor.
Pazartesi niye getiriyorsun? Adamlar haklı yani, malı indirmek istemiyor. Yükü aldığım kişi de diyor ki pazartesi inmesi lazım. 3'e kadar inmesi lazım diyor. Ben 3'ten biraz bir tık geç gitseydim var ya, o kadar iş yapamayacaktım ki anlatamam ya. Çok geride kalacaktım. Çok acayip. Acayip geride kalacaktım. O malı 3'e kadar yetiştirdim. İndirdim. Sonra şansımı Koyl'de denedim. Devam gittim. 1,5 saat yol gittim. Koyl'de durdum. Barikat kurmuşlar. Şeyleri koymuşlar. Dubaları. Kapalı diyor. 24 saat çalışan bir yer. Güvenlikçiye dedim ki kağıt bu. Deniyorum şansı. Girebilir miyim? Dedi ki bu saatte kapalı. Herkes çıktı dedi. Yani. Bu işte ilgilenenler ama işte nasıl yapsak falan. Ben dedim ki her zaman geliyorum. Burada ben indireyim malı dedim yani. Ben bu saatlerde geliyorum dedim. Yani genelde birkaç kere öyle olmuştu. İndirmiştim malı. Sabaha beklemeyeyim dedim. Baktı dedi yandaki halle dedi. Depo yani depo. Tamam dedim. Girdim içeri abi. Depoda kim? Arka depoya gittim. Birkaç çalışan vardı. Dedim ki malı indir. Kime sorma. Buradaki dedi. O da forklift kullanıyordu. Gittim yanına. Dedim böyle böyle. Ben dedim böyle bir malım var. 9'si hazır dedi. Kemerlerini falan indirdim. Her şeysi tamam dedim. Halbuki yok yani. Öyle. Ama 2 dakikalık iş yani. Yaparım. Bir de dedim benim gitmem lazım yani. Yapar mısın? Tamam dedi. Geçtim arkaya hemen şeyleri indirdim. Kemerleri söktüm. İçeri öyle girdim. Sonra baktım hemen geldi. İndirdim malı. Oo dedim iyi oldu. Bugün malımızı indirdik bir tane malım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Zaten zaman kazandık. Sabah 6'daydı Koyl. Çok güzel zaman kazandık. Sabah 7'de. Dedim ne yapalım? Yüklemelere gidelim. Yarın Koyl'i indirdikten sonra yüklemelere gidecektim. Dedim ki Koyl'i bitirdik yüklemelere gidelim. Bastım ilk adresi. 10 dakika mı ne? Bastım ilk adrese gittim. Tabii saat 8 mi ne yani? Orada o tüpleri gördüğünüz yer. Olayları detaylandırıyorum aslında şimdi size anlatarak yani. Siz biraz oralarda çalışıyordum diye tam göremediniz. Ben detaylandırıyorum. Baktım kapı kapalı. Geldim adres. 1 mi 1,5 unutuyorum saat. Kapı kapalı. Caddedeyim. Tırın yani binanın girişindeki şey var. Kapı var. O tırlar için kapalı yani. Şeydeyim. Endüstri gibi bir fabrika sahasındayım ama dedim düz mü gitsem, sola mı gitsem, nerede dursam dedim ya. Sabah buraya gelirim hemen. Ondan sonra dedim dur dedim ya. Koyl'de dedim şansın tuttu. Bir de burada da tutarsa dedim. Şöyle içeride ışıklar falan. Küçük kişi çalışıyor. Ama kapılar kilitli. Durdurdum tırı, yaktım dörtleri. Küçük bir kapı vardı. Girdim içeri. Şansıma da açık. Dedim herhalde olacak bu iş. Girdim. Zile bastım. Açan yok, eden yok. Geri dönerken tam oradan bir tane bir daha kafamı çevirip baktım. Forkliftçi. Rampanın arka tarafında böyle küçük pencere var. Rampanın oradan görüyorum. Falan yaptım. Dedim bir bak. Gittim bir daha kapıyı çaldım. Açtı. Selamünaleyküm. Önce Almanca konuştuk sonra Türk olduğunu anladım. Oo dedim selamünaleyküm. Dedim böyle böyle bir durumumuz var. Nasıl yapsak? Dedi ki yükleme olmaz. O zaman ne yapalım? Dedim ki kapıyı aç dedim beni içeri al bari. Burada dedim park yeri aramayayım. Sabah direkt rampaya yanaşayım şimdiden. Sabah direkt 6'da yükleyelim dedim. Ondan sonra. Dedim içeride kimse yok mu ya dedim. Vallahi dedi yok. Neyse atladım tıra. Öyle takılıyorum. 10 dakika bir ses. Döndüm arka kapıyı açtım. Dedi ki sürüş saatin var mı? Dedim var adresi. Ne için sordun? Dedi ki yükle. Sen dedim ne diyor? Orada da malı yükledik mi? Dedim 2'de 2. Allah'tan her şeyden vardır bir Rabbim. Bu da böyle uygun görmüş demek ki. Sonra dedim ki ben dedim ikinci yükleme adresine giderim. İşte orası da burası. Mevzu böyle oldu. Yemek muhabbeti yaptım. Yemek yerken. Valla saç baş her şeyim dağıldı. Takacaktım. Kuru fasulye var, pilav var. Bir de caciki var. Yunanlar diyor ya caciki. Halbuki cacık yani. Baklavaya ne diyorlardı? Baklava kimi? İşte böyle arkadaşlarım. Dostlarım. Yarın sabah görüşürüz. Turumuz devam ediyor. Bu gece bunları yaşadık. Yarın gece evli olurum inşallah. İyi geceler. Dostlar ortamım böyle işte bakın. Işıklar falan. Ortam böyle. Şimdi yatacağım. Sabah erken kalkacağım. Perdeleri çektim. Saat 1 olmuş. Şöyle takıldım. Yemek. Şimdi uyku vakti. Sabah görüşürüz.